1976 yılında ilk şirketini kuran Akfen, 1999 yılında holding statüsüne kavuşmuş olup, Türkiye'nin birçok altyapı projelerinde yatırımcı sıfatıyla uygulayarak Türkiye'nin önde gelen altyapı yatırım holdinglerinden birine dönüşmüştür. Holding bünyesinde bugün limancılık, deniz yolu taşımacılığı, su dağıtım, yenilenebilir enerji, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde önemli yatırımları bulunmaktadır. İnşaat sektöründe birçok önemli projede yer alan Holding'in yönetim kurulu üyesi ve Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Eurotrend program ekiplerimize çalışmaları hakkında bilgiler veriyor. Ben Ankara doğumluyum. Lise ve ortaokulu burada okuduktan sonra yurt dışında eğitim gördüm. İşletme mezunuyum. İngiltere'de eğitim gördükten sonra şirkete başladım. Şirkette de çeşitli departmanlar, muhasebe, iş geliştirme, finansman. Daha sonra yönetim kurulu üyeliği. Şimdi Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyorum. Bunun dışında diğer şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor. Ama şu anda ana fokusum Akfen İnşaat. Akfen Holding ağırlıklı bir aslında altyapı yatırımları holdingi. Biz şimdiye kadar hep altyapı ve monopol işleri tercih ettik. İşte Mersin Limanı gibi, havalimanları gibi, keza enerji gibi. Bu sektörlerde büyüdük ve büyümemize devam ediyoruz. Yapı sektörü aslında bizim her zaman içinde bulunduğumuz, zaman zaman uzak kaldığımız ama asla unutmadığımız bir sektör. 1990'larda Akın bloklarıyla başlamışız biz Oran şehrinde. Emlak konut projeleriyle. Daha sonra Mavi Şehir'de yine Emlak Konut'un bir diğer projesiyle İzmir'de devam etmişiz. Daha sonra biraz ara verdik bu yapı sektörüne. Ondan sonra tekrar İstanbul'da Levent Loft projesiyle bir dönüş yaptık. O da çok güzel bir projeydi İstanbul'da Levent'te. Ondan sonra Loft 2'yi devam ettirdik o projenin devamı olarak. Daha sonra dedik ki Ankara'ya bir borcumuz var, borcumuzu ödeyelim deyip İncek Loft projesine başladık. Tabi bu bizim İncek Loft projemiz Ankara'daki en büyük projemiz. Yaklaşık 1200 konut. İlk onunla başladık. Ben de onunla başladım açıkçası şirketle ilgilenmeye. Oradaki yakaladığımız başarıdan sonra dedik ki talep var, devam edelim biz. Ve Bulvar Loft projesine devam ettik. Burada da İrbank'la beraber ortak bir proje bu. Devam ediyoruz. Şimdi öncelikle İncek bir kere Ankara'nın yıldızı bir yer. Yani hem bölge olarak gelişmekte olan hem de çok güzel gelişmekte olan bir bölge. Bir kere bunun çok büyük faydasını, yani seçim sebebi olarak bunu görüyoruz. Ama özellikle baktığımız zaman neden İncek ya da neden Bulvar Loft dediğiniz zaman bunun aslında birden fazla birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi bir kere burası okul ve üniversite bölgesi. Yani biz buraya yerleştiğimiz zaman ilkokula başladığımız çocuğumuzu üniversiteye kadar okutabiliriz ve etrafta yaklaşık 5 kilometrelik bir çevre içerisinde. Bir diğer sebebi dediğim gibi şehrin merkezi yavaş yavaş bu tarafa kayıyor. Yani yeni gelişmekte olan bir yer ve gitgide değerlenen bir yer. Dolayısıyla hiçbir zaman yaptığınız yatırımı kaybetmeyeceğiniz bir yer. Başka bir sebebi havasıyla, doğasıyla Ankara'daki nadir güzel yerlerden bir tanesi olan Eymir Gölü'ne yakınlığıyla, Gölbaşı'nın yakınlığıyla aslında yine çok tercih edilen bir yer. Lokasyon olarak biz bir kere çok güvendiğimiz, çok özendiğimiz ve bu bölgede birçok yatırım yapıyoruz zaten. Ama ana sebebi niye burası olmalıyı dersek bence yeni yeni gelişmesi, güzel gelişmesi, okulların buraya yerleşmesi, üniversitelerin burada olması bence ana sebep bu. Üreticilerin yaratıcı olması gerektiğine değinen Selim Akın, projelerindeki farklılıkları şu sözlerle anlatıyor. Artık tabii talebi çekmek için biraz üreticilerin yaratıcı olması gerekiyor. Biz bu anlamda aslında dört duvar değil bir yaşam alanı yaratmaya çalıştık. Bunun için neler yaptık? Bir sosyal yaşam alanı yaratmaya çalıştık. Ticari alanlarıyla, spor salonlarıyla, yürüme yollarıyla, peyzajıyla. Yani insanın geldiği zaman hakikaten hafta sonu evden çıkmadan ama değişik aktivitelerle, değişik şeyler yaparak yaşayacağı bir yer yapmaya çalıştık. Bizim Bulvar Loft projemiz 1+1'den 5+1'e kadar çok farklı seçenekler sunuyor. Hepsi farklı farklı metrekarelerde, her kesime, her bütçeye hitap eden. Bunun dışında ticari alanlarımız ve bu ticari alanların ortasında bir aktivite yerimiz var. Bunda zaman zaman işte sahneler kurulacak, konserler vereceğiz, zaman zaman paten pist yapacağız. Zaman zaman farklı aktivitelerin olduğu bir yer olacak.
Dışında yürüme yollarımız var, güneş bahçelerimiz var, oyun parklarımız var. Yine spor salonumuz mevcut. Bunun içine kapalı havuzumuz var. Kapalı otoparkımız mevcut. Güvenlikli bir site zaten. Ondan zaten bahsetmiyorum. Ama dediğim gibi yani siz bu Bulvar Loft'a geldiğiniz zaman hakikaten bir yaşam alanına geliyorsunuz. Yani bir evden ziyade, bir dört duvardan ziyade yaşamınızı orada ikamet ettireceğiniz, çoluğunuzu, çocuğunuzla, komşunuzla, dışarıdan gelen misafirlerinizle rahat ve keyifli bir yaşam süreceğiniz bir yer yaratmaya çalıştık. Bitmiş bir daire almanın daha uyguna geldiğini belirten Selim Akın, sektördeki maliyet artışlarından dolayı değerlendirmelerde bulunuyor. Artık bitmiş daire almak, topraktan almaktan daha ucuz hale geldi. Hem inşaat maliyetleri çok arttı, hem de arsa maliyetleri yanımıza artmış vaziyette. Dolayısıyla neredeyse artık bitmiş daire almak, topraktan almaktan çok daha ucuz hale geldi. Şimdi bunu sıkıntısını yaşıyoruz da bunun birkaç tane nedeni var size dediğiniz. Özellikle KDV var. Yakın bir zamanda biliyorsunuz kademeli KDV'ye geçtik. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz açıkçası. Yani arsa maliyetlerinin direkt etkisi oluyor. Müşteri gözünde direkt fiyata yansıyan bir maliyet unsuru olduğu için olumsuz olarak etkileniyor sektör. Bunun dışında maalesef arsa sahiplerinin yanıltıcı tekliflerle piyasayı biraz daha manipüle etmesi. Yani birazcık daha bence bu işi, işin ehli ve hakikaten yani siz karşınıza bir arsa sahibi kendine şunu sormayı, ben bugün verirsem bu iş bitecek mi? Benim istediğim gibi bitecek mi? Benim istediğim kalitede bitecek mi? Bunları sağlayabiliyorsak yani %50'den %40 vermişsiniz ya da %30 vermişsiniz, buna bence bakmamak lazım. Çünkü maalesef öyle bir noktaya geldik ki bu maliyet artışlarından dolayı çoğu iyi firma maliyetten altına kalkamadığı için %50 ile aldıkları yerleri maalesef yarım bırakıp gidiyorlar veya çok uzun süre elinde stok kalıyor, bunu çıkartamıyorlar. Bence şu anda biraz beklemek lazım, biraz görmek lazım. Yani olabildiğince güvenilir firma bilmek lazım. Çünkü şimdi şöyle, tabii ki arsa sahibi için elindeki arsanın kıymeti çok yüksek, ona hiçbir şey demiyoruz. Kıymetlidir. Yani ben de arsa sahibi olsam kolay kolay arsanı vermek istemem ama burada önemli olan şey hakikaten o yapının istediği kalitede, istediği şekilde, istediği zamanda bitmesi. Bu çok önemli bir şey. Ve bunu yapacak olan firma %50 değil de %45 veriyorsa, %40 veriyorsa bence bunu düşünmemek lazım. Hakikaten bu arsayı değerlendirmek istiyorlarsa. Yoksa maalesef fiktif tekliflerle, uçuk rakamlarla, bitmeyen kötü yapılarla karşı karşıya kalacağız. Kentsel dönüşüm yasasının iyi anlatılması gerektiğine değinen Selim Akın sözlerine şöyle devam ediyor. Bence kentsel dönüşüm yasasının iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada bir şey var, sanki bir rant kavgası varmış gibi algılanıyor. Halbuki bu yasa hakikaten bir zorunluluktan, yani bir gereklilikten değil, bir zorunluluktan dolayı çıkmış bir yasa. Ve bu yasanın bir şekilde doğru anlatılıp, doğru şekilde hem yatırımcıyla hem arsa sahipleriyle iletişimi olup bir an önce bunu hayata geçirmek, gerçekleştirmek lazım. Ben bakanlığın bu çerçevede kendi geliştirdiği yerler olduğunu da biliyorum. Kendi yaptığı projeler olduğunu da biliyorum. Bunların bir an önce hızlı bir şekilde hayata geçmesi lazım. Çünkü İstanbul'un veya Türkiye'nin bu bağlamda kaybedecek vakti yok. Ama bunun dışında biraz önce bahsettiğimiz KDV yatırımcının önündeki bir maliyet. Bunun da biz maalesef anlatamıyoruz. Çünkü her ne kadar dediğim gibi biz bunu alıp direkt devlete de versek artı %18.8 direkt bireyin cebinden çıkıyor ve o rakam total rakamı bir parçasıymış gibi algılanıyor ve bu da maliyetleri yükseltiyor. Bunun tekrar bir değerlendirilmesi gerekiyor bence. Bir takım belki arsa geliştirme anlamında teşvikler sağlanabilir. Her bütçeye uygun olarak ödeme planı belirlediklerini belirten Selim Akın, projeleriyle ilgili şu bilgileri veriyor. Bir kere daire almak isteyen kimse buradan eli boş çıkması mümkün değil. Çünkü Loft Flex dediğimiz her cephe, her bütçeye uygun bir ödeme planımız var. Aslında bizim kendi yaptığımız bir ödeme planı değil, bizim müşteriyle ortaklaşa oturup birlikte üzerinde onun bütçesine ve onun ödeme planına göre oluşturduğumuz, onun şartlarına göre oluşturduğumuz ve belli bir vadede koyduğumuz bir ödeme planı.
Biz tabii bu projeye çıkarken şunu ön plana çıkartıyoruz. Biz diyoruz ki biz Akfen olarak gün birden yani kazmaya vurduğumuz andan ve proje ilk son anına kadar ne kadar zam yapacağımızı koyuyoruz. Yani diyoruz ki biz Akfen olarak bu projede en az %32 zam yapacağız diyoruz. Bu demektir ki yatırımcı gün birden girdiği zaman son gün en az %32 kazanacağını biliyor. Bizim bir önceki projemiz Injectoft ilk yatırımcısının yaklaşık %37 kazandırdığı 2 yıl gibi kısa bir sürede. Ciddi bir rakam. Burada biraz daha belki fazlasını da yakalayabiliriz. %40'lara falan varabiliriz. Yine 2 sene gibi bir zamanda. Şimdi zaten önümüz işte bahar geliyor artık. Bahar kampanyamız başlayacak. Ben yine Ankara'da evi olsun yani yurt dışındaki aslında vatandaşlarımıza kesinlikle buraya bir bakmalarını tavsiye ederim. Selim Akın, kamu ve özel ortaklığında hayata geçirilen ve Türkiye'de yeni uygulamaya başlanan şehir hastaneleri projeleri kapsamında yapmış oldukları çalışmalara değiniyor. Kamu özel ortaklığı modeliyle bir kere yapılmış, hayata geçmiş hastaneler bunlar. Tamam. Aslında Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçti. Çok uzun süre bir planlanması aldı. Bunlardan ilk açan hastaneden bir tanesi Isparta mesela. Burada biz yüklenici olarak inşaat yapıyoruz. İçindeki hizmetleri veriyoruz. Doktorlar ve hemşireler hariç. Ve 5 yıldızlı bir konfor hakikaten. Yani bir özel hastaneden bile daha iyi. Burada hakikaten yani geliyorsunuz bir yönlendirme. Bir kere başta sizi güler yüzlü biri karşılıyor. Yönlendirmenizi yapıyor. Polikliniğe götürüyor, doktora götürüyor. Nereye geldim diyorsunuz, şey yapıyorsunuz, kaydınız alınıyor. Yani hakikaten devlet hastanesi diyemezsiniz, demezsiniz, diliniz varmaz. Ama hakikaten çok modern, çok güzel. Belki de Avrupa'daki en iyi hastanelerden bir tanesi. Bu model zaten daha önce İngiltere'de, İtalya'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde uygulanmış bir model. Biz daha Türkiye'de yeni uygulamaya başladık ve bence layıkıyla da uygulanıyor, daha da iyi uygulanıyor. Bu bağlamda Eskişehir, Tekirdağ biz devam ediyoruz yapmaya. Eskişehir bu sene bitecek, Tekirdağ önümüzdeki 2 sene içerisinde bitecek. Sağlık Bakanlığı bu yaymaya devam ediyor. Ankara'da da var, İstanbul'da da var. Biraz daha genişletecek bu şehir hastanesi konseptini. Bu anlamda biz de orada oyuncu olmaya devam edeceğiz. Selim Akın, Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı kapsamındaki eğitim faaliyetlerini mikrofonlarımıza anlatıyor. Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı bizim bir kere çok önem verdiğimiz ve çok üzerinde durduğumuz bir vakıf. Biz bunu Elazığ Üniversitesi ile yapıyoruz. İlk kez hep orada başladık. Aslında vakfın ana amacı doğudaki bir üniversitedeki okuyan öğrenci, başarılı öğrencilerle batıdaki yaşayan öğrenciye aynı fırsat eşitliğini sunmak. Bundan kastımız ne fırsat eşitliğinden? Mesela işte aksan dersleri veriyoruz. Dans dersleri, İngilizce, belki işte büyük şehirlere geziler yapıyoruz. Ve bu çocukları 4 sene boyunca eğitiyoruz. Ve buradan mezun olduklarında daha geniş vizyona sahip oluyor. Yani sadece doğuda okuyup doğuda kalmak değil amaç. Daha geniş vizyonlarla dünya insanı olabilecek kişiler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda çok başarılı insanlarımız oldu, öğrencilerimiz oldu. Microsoft'a başvuranlar oldu, Amerika'da çok doktora yapanlar oldu, orada doktora olarak kalanlar oldu. Bu bizim insan yetiştirme anlamında çok önem verdiğimiz bir proje. Selim Akın konuşmasının sonunda holding kurucusu, yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın'dan sonra ikinci kuşak olarak çalışma prensiplerini şu sözlerle ifade ediyor. Babam bizi şu şekilde yetiştirdi. Şirketin sahibi olarak değil ama şirketin profesyonelleri olarak yetiştirdi. Bu ne demek? Şirket her an satılabilir bir mal, şirket her an elinizden çıkabilir ama siz profesyonel olarak hayatınızı devam ettirmelisiniz. Burası olsa da olmasa da. Şimdi bu gözle yetişince bizim aramızda aslında hiçbir zaman patron ilişkisi olmadı. Aslında biz babamla iki profesyonel gibi hakikaten şirkette çalışıyoruz ve bunun faydasını çok görüyoruz. O bir kere karşısında olan genç insanlara sorumluluk vermeyi çok seviyor ve verdiği sorumluluğu da sonuna kadar arkasını duruyor. Bir kere bu çok büyük bir avantaj ve birinci neslin hayattayken ya da işin içerisindeyken ondan bu sorumluluğu alıp adım adım şirkette ilerlemek ikinci nesil olarak bize çok büyük bir avantaj ve öngörü sağlıyor. Biz bunun hakikaten keyfini ve lüksünü yaşıyoruz şu anda. Babam her ne kadar şirkette patron ve Hamdi Akın olarak dursa da orada aslında bütün sorumluluğunu alttaki profesyonelle çok dengeli bir şekilde dağıtmış vaziyette ve profesyonellerle yönetilen bir şekilde ve o da yavaş yavaş artık kendi emeklilik planlarını yapmaya başladı.